Arka tarafı kontrol ediniz. Emredersiniz komutanım. Çok pardon da bu ne tür bir saçmalık? Biz kimi öldürmüşüz, kimi gömmüşüz? Ne cesedi yani? Rica ediyorum söyleyin, terk etsinler bahçemi. İhbar aldık, değerlendirmek zorundayız Nami Hanım. Doğru. Bir cinayetle suçlanmadığımız kalmıştı zaten. İnanılmaz bir şey. Komutanım! Ne yapıyorsunuz ya? Niye dağıtıyorsunuz bahçemi? Bırakın şunları. Nermin Hanım, biraz müsaade eder misiniz lütfen? İşimizi yapalım. Komutanım, bu toprak yeni kazınmış. Yok artık. Daha neler ya? Kazın hemen. Burası. Tamam. Burası. Komutanım, burası hep kayalık. Burada bir şey yok. Aa, Allah Allah. Yok muymuş ceset? Hortlayıp gittiyse demek ki. Toparlanın, gidiyoruz. Ya nereye? Bari açtığınız kuyuyu kapatsaydınız. Komutan! Aslı'cığım. Hoş geldin. Sen eski Harun'u geri kazanmak istiyor musun gerçekten? Elbette. Tamam, güzel. O zaman şimdi söylediklerimi iyi dinleyeceksin. Ve harfi harfine uygulayacaksın. Git bir yere saklan. Ben ortaya çık diyene kadar o delikten çıkmayacaksın. Sonra biriyle anlaş. Kocan gibi davranacak. Harun aradığında telefonu o açacak. Para isteyecek. Sonra da bir ankesörlü telefon bul. Ben şimdi dediğim anda jandarmayı arayıp bahçede bir cesedin gömülü olduğunu söyleyeceksin. Her şey bittiğinde de Harun'u ve 10 milyon doları alıp buradan defolup gideceğiz. Hep birlikte. Aynen tatlım. Hep birlikte. Cesedi nereye taşıdın? Ceset mi? Hangi ceset? Ay Aslı'cığım, iyi kızsın, hoş kızsın ama çok soru soruyorsun. Ne yapacaksın sen? O neymiş, bu muymuş? Ne? Bu ne ya? Artık bırakın şu dümeni kaptana. Hadi gel. Bir kahve yap da içelim karşılıklı. İyi madem. Harun nerede peki? Hala soru soruyorsun ama. Gerçekten meraktan soracağım. Ne? Cesedi nereye taşıdın? Aslı, ceset yok. Bitti, unut. Kötü bir rüya gördük, uyandık. Böyle düşün. Harun ne yaptı peki? Çok korktu mu? Korktu haliyle. Ya bir arasam mı acaba ya? Ha? Çok korkmuştur. Yani bir sesini duysun en azından. Aslı, çocuk terbiye etmek zor bir iştir. Üşürsün dersin, inadına çıkartır atar üstündekini. Yemeğini ye dersin, yemem diye tutturur. Ama üşüdüğünde ilk sana sokulur.
Acıktığında da ne verdiysen yer. O yüzden anne olmak sabır gerektirir, kararlılık gerektirir. Yani sana küçük kafanı bunlara yorma. Ben çocuğumu ne zaman arayacağımı iyi bilirim. Heh, işte tamam buldum. İstediğim tam olarak böyle bir şey. Birinci sınıf yolculuk. 5 yıldızlı otelde konaklama. Hem de 10 gece. Aman yeter zaten, daha fazlası sıkar. Güzelmiş. Bir kişi başı 70'ten 140. Gayet iyi. 210. 210 ediyor. Pardon? Kişi başı 70 dedin ya. Hani 3 kere 70. 210. Ben de varım ya hani. Aman sen bir varsın bir yoksun aşkım. Pardon? Yani senin akıbetine Harun karar verecek diyorum. Harun isterse varsın, istemez. Yoksun. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika sen... Sen beni eğer geride bırakmaya kalkarsan... Ne yaparsın? Hı? Bizi ihbar mı edersin? E onu bir kere yaptın ya tatlım. Geldiler baktılar, aa ceset yokmuş. Ceset yoksa cinayet de yok. Sen beni oyuna getirdin. Ay seninle oyun oynamak bile çok sıkıcıydı biliyor musun? Bence sen git artık. Yani Harun isterse gelirsin. Sen var ya çok tehlikeli bir kadınsın. Harun senin hayatında olduğun sürece de iyileşmeyecek. Ama ben senin oğlunu senden kurtaracağım. Anladın mı beni? Her şeyi anlatacağım. Her şeyi. Bulursan anlatırsın be. Allah belanı versin seni. İşte bu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.